şuraya bak. Sanki bu evin kızını istemeye geliyorlar da evi topluyorum. Eskiden kız evi nazeviydi, şimdi erkek evi nazevi oldu. E kimin sayesinde oldu? Mazhar Bey sayesinde. Gel kızım gel. Burası senin için yabancı bir yer değil. Gel. Geç, geç içeri, geç içeri. Aa! Siz nereden çıktınız böyle ayol? Menkıbe Hanımcığım, çok hayırlı bir iş için geldik. Öyle değil mi Reyhan kızım? Evet, biz evlenmeye karar verdik. Siz? Ay olamaz. Şaka yapıyorsunuz herhalde. Yok vallahi şaka yapmıyoruz Menkıbe teyze. Bu sefer kesin kararlıyım. Mazhar Bey'le evleneceğim. Peki evlen bakalım. Reyhan kızımla Mazhar Bey oğlumun evlilik işine el koydum. Ben bir işe el koydum mu o iş mutlaka olur Menkıbe Hanımcığım. Ama biz o kadar uğraştık, evlenmedi bir türlü. Evet, evlenemedi bir türlü. Şimdi hatırladım. Yok yok, bu sefer mutlaka olacak. Siz hiç merak etmeyin. Ay, Mazhar Bey geldi galiba. Bakalım sürprizimizi duyunca ne yapacak? Şaşıracak mı? Merhabalar efendim. Umarım rahatsız etmemişizdir. Aman efendim, rahatsızlık ne demek? Buyurun. Rahatsızlık ne demek ben söyleyebilirim. Mesela gece saat 12'den sonra evde duvara çivi çakıyorsanız eğer. Seyhan'cığım içeri girelim isterseniz. Hoş geldin kızım. Alayım. Ah teşekkür ederim. Buyurun efendim. Geçin içeri geliyor. Buyurun efendim. Buyurun buyurun buyurun. O Mazhar Bey değil kızım. Sabret, Mazhar Bey birazdan gelir. Kim bu kız? Evleneceğim erkek olan Mazhar Bey'imin evine niye geldi ki? Esas ben buraya Mazhar Bey'le evlenmeye geldim canım. Burada benim gibi güzel bir kız dururken Mazhar seninle evlenmez canım. Esas ben daha güzelim. 100 kişiye soralım, en popüler cevabı alalım istersen. Aha! Ben güzele güzel demem, güzel benim olmayınca. Güzel benim, gel Fatma. Hadi be, göreceksin. Mazhar Bey benimle evlenecek. Kızım, ben Mazhar Bey'le tam 28 kere evlendim bir kere. Benim tecrübem yeter. Hı, tecrübeymiş. Sen şunu elimde tutmasını beceremiyorum desene. Ben bir kere evlensem bir daha hiç bırakmam. Nereden getirdin bu salağı? Mazhar'ı bula bula böyle bir salağı mı buldun? Esas sen kendi bulduğuna bak, armut herif. Her tarafından salaklık akıyor. Yanına bir kova koy da boşuna akmasın bari. Bana bak bunak herif. Mazhar benim getirdiğim kızla evlenecek. Çabuk bu salağı götür buradan. Burası benim damadımın evi. Asıl gidecek biri varsa o da sensin. Şimdi senin saçını başını yolayım da gör gününü. Esas ben senin ağzını yırtayım da yırtmançlı bir ağzın olsun. Yok ya. Mazhar'cığım minik kuşum, bak dinle, hemen eve gelmen gerekiyor. Hayır canım, kendi evine. Oğlum bırak şimdi her şeyi, bu çok mühim diyorum sana. Hadi çabuk hemen gel, bekliyorum. Bravo Menkıbe hanımefendiciğim, en doğrusunu yaptınız. Çok yerinde bir karar verdiniz Menkıbe hanımcığım, tebrikler. Herhalde yani, burada oturup da bu ikisinin ay beni seçecek, hayır hayır beni seçecek demelerini mi dinleyecek? Evet, göreceksin Mazhar seni seçmeyecek. Pes yani vallahi. Az önceki seni seçecek, hayır beni seçecek kavgası bitti. Şimdi seçmeyecek kavgası başladı. Ay susun! Ay görüyor musun? Resmen herifi yollamadılar. Ay ne güzel, şimdi yanında olacaktı Saadettin'im. Ay şimdi işin yoksa yeni bir kalp krizi geçirmesini bekle adamın. Yağmur başladı. Kusura bakma ama ben kaçıyorum gözüm abla. Tamam, git Ruslar'cığım. Ay sinir oldum, sinir. Allah'ım kafayı yiyeceğim be. Ben biriyle baş edemezken iki tane oldular. Her eve bir salak kampanyası mı başladı? 3 kupon getirene 2 salak bedava mıdır nedir? Hadi bakalım minik kuşum. İçlerinden birini seç ve evlen artık. Ya şaka yapıyorsunuz herhalde. Böyle şey olur mu? Bunların ikisi de birbirinden şey ya. İnsan yüzlerine karşı açık açık da söyleyemiyor ki. Eğer hangimizi seçtiğinizi yüzümüze karşı söyleyemiyorsanız biz dışarı çıkıp mutfakta bekleyelim ha? Aman Allah'ım ya, ben söylemiyorum derken onu mu kastettin be? Onu mu? Bak Reyhan öyle tutumlu bir kızmış ki yani yaşım genç olsa ben bile evlenirdim.
Yani lafın gelişi, yani örnek olarak söyledim canım. Masar, evladım bak beni dinle. Seyhan'ın sana anlatmaya gerek yok. Fiyonk makarnalarının sahibinin tek kızı. Neresinden bakarsan bak bir trilyoner. Bu demek değildir ki Reyhan asla trilyoner olamayacak. Bir gün o da olabilir. Evet, belki Mısır'da bir dedem var. Olamaz mı yani? Biliyorsun bir insan hem zengin hem güzel olamaz Masar evladım. Ama Seyhan bu iki özelliği bir arada toplamış yegane insandır. Ruhsar, ruhum benim. Masar, söyler misin? Yine neler oluyor burada? Bilmiyorum hayatım. Sanıyorum Masar'ı evlendirme şenlikleri kapsamındaki bu faaliyet geleneksel bir hal almaya başladı. Ve gördüğün gibi herkes katılıyor. İnanamıyorum. Babam da bu manyaklığın içinde yani. Şimdi gösteririm ben onlara. İşte gördün. Önder Bey beni tercih etti. Önder Bey'in tercih etmesinin bir anlamı yok. Önemli olan Gazanfer Bey. Çünkü Masar'ın kayındayısı olan o. Akıllı! Bunların ikisi de birbirinden salak ayol. Hmm. Reyhan değil öbürü de salak. Sakın bizim evimizde salaklar yarışması yapılıyor olmasın. Evet. Hadi gel iki salak arasında dilek tutalım. İyi ki müdahale etmemişim. Dur biraz şunları seyredeyim. Bu kadar salağı bir arada bulamam. Bana öyle geliyor ki sanki sende biraz salaklık var gibi. Esas o dediğinden sende var salak. Boşuna hiç uğraşma. Mazhar Bey salaklarla evlenmez canım. Evlense benimle evlenirdi. Bana bak çok kaşındın ama sen artık. Dur. Bir mesele siz karışmayın lütfen. Sakin ol, sakin ol lütfen. En iyisi siz şimdi bunları alın gidin. Ondan sonra teker teker ayrı gelirsiniz. Evet iyi olur efendim. Çok güzel görüşürüz Menkul Hanım. Selametle selam. Bağırma. Getiriyorum hadi sen çıkmana bak yürü. Çabuk git ara dur. Çıktı şimdi deli olacağım Mahmut'la. Çok şükür. Ay ne bu rezalet. Kafam kazan oldu vallahi. Yani biraz daha gitmeselerdi ay yangın var diye bağıracaktım. Bak gördün mü mini kuşum? Herkes senin mutluluğun için seferber oldu. Yani 1 milyon meşe palamudu seferberliğinde bile kimse bu kadar çalışmıyor. Seviliyorsun, kıymetini bil. Tamam anne merak etme. Bunun kıymetini bilmek için elimden geleni yapacağım. Bak Ruşen amcanın oğlu Seda da hiçbir şey bilmese bile kıymet bilir. Senede bir gün boşandığı eski eşleriyle tatiliye gidip eğlenir. Ya. Tamam anne. Hadi ben de gideyim artık. Hadi tamam, bakalım iyi akşamlar. Çok iyi düşündün anneciğim. Hadi git sen. Ha, ben yarın sabah erkenden gelirim. Yok gideriz sen. Hadi güle güle. Ben de erkenden yatayım. Üç çocuğum. Tamam yatayım anneciğim. Hadi. Hadi kendine iyi bak benim mini kuşum. Bakarım anneciğim bakarım. Sen asıl iyi bak ya. Aman Allah'ım ya. Evi salaklar cennetine çevirdiler. Allah Allah. Nihayet gittiler ya. Babamı da kendilerine benzetmeyi başarmışlar sonunda. Sana evlenmeli kız bulduğuna inanamıyorum. Aman Ruhsar'cığım boş ver. Bırak şimdi bunları bırak. Kafana takmaya bile değmez canım benim. Ruhların en güzeli, ruhlar kraliçesi. Seni o kadar çok özledim ki. Ruhsar'cığım yanlış bir adam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, Ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık.